Peki son zamanların en çok konuşulan ismi Nur Yerlitaş. Kendisiyle ilgili yapılan capslerle internetin yeni fenomeni oldu biliyorsunuz. Hani herkesin Photoshop'la kafasına Nur Yerlitaş'ı koyuyorlar. Enteresan böyle anlar çıkıyor. Jüri üyesi olduğu yarışmasındaki mimikleri sayesinde herkesin dikkatini çeken ve Nurella lakabı takılan ünlü modacı Nur Yerlitaş şimdi de reklamcıların ilgi odağı olmuş. Popülerliğini göz ardı etmeyen şirketlerden çok sayıda reklam filmi teklifi alan ünlü modacı iddiaya göre sonunda bir içecek firmasının teklifine de evet demiş. Kulislerde Yerlitaş'ın bu reklam karşılığında 700 bin lira alacağı da konuşuluyor. İçecek firması reklamında oynayacakmış. 700 bin TL. Valla şöyle söyleyeyim, milyon dolarla döndüğü bu sektörde. Az bile diyorsun. Nur Yerlitaş gibi fenomen olmuş bir hanımefendi alır o parayı alsın da ayrıca. Bu bir reklam mı, bir yıllık bir anlaşma mıdır Gamze? Bu bir reklamdır. Bilmem. Bir reklamdır da. Bir tane tekniğidir. Bir yıllık bir anlaşmadır. Bir yıl içinde başka bir markanın yüzü olamazsın, başka bir marka için reklam. Yani içecek, başka bir içecek firmasının yüzü olamazsın. İçeceğin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Okumuş muydunuz gazetelerde? Bir yıl içinde sadece o... Gazozu var, portakallısı var filan. Anladım. Sadece o firma. Gazlı içecek. Farklı film versiyonları da olabilir. Reklam filmi versiyonları. O zaman bir tane olabilir. Değil. Bir yıl içinde bu içecek şirketinin kampanya önümüzdeki diyelim. Ay başka bir şeyi ondan sonra reklam yüzü diyelim. Reklam yüzü. Billboardlarda kullanabilirler. Reklam afişlerinde kullanabilirler. Az o zaman be. Ama ne diyorsun ya? Rakamları ya. Rakam benim için dev bir para. Onun için az diyorum çünkü biliyorum ki ne kadar reklam bütçeleri ayrılıyor, evet, insanlar neler neler kazanıyor. Fazla. 700 her bir kampanya ise Nur abla. Şimdi Nur abla çıkar, için çıkar, de iyi çıkar. Bir para ha? Olabilir yalnız. Nur abla için de iyi bir para olabilir. Çünkü yani o değil mi ünlü ise hayır bize hani benim abla. İçin büyük para değil. Çık, 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 çık. Benim için çok büyük para. Hanım için de büyük paradır. Öyle mi diyorsun? Herkes için büyük paradır. Yani söyleyeceğin başka isimlerin dışında 700 bin lira her kim için küçük ama para olabilir ki? Ama bu piyasanın kremasıdır ya reklam filmi. Hani hep öyle derler ya, kremasıdır. Ama kim onun yiyor? Için? Cem Yılmazlar, Kıvançlar, şunlar. Şahanlar, onlar. Şahanlar, yesinler onlar zaten de Nur da yesin. Daha fazla sırada, yesin. Sırada Nur var işte. Sevgili Nur bugün kıyafet dikiyor ama diktiği kıyafetler de iyi paralar. Tabii. Nur Yerlitaş için yani, 700 bin lira aslında hem büyük para hem çok büyük para değil. Görmüş geçirmiş doymuş bir kadındır. Doğrudur. Çok güzel bir hanımefendidir. Onun o bakışları, mimikleri, el hareketleri fenomen yaptı. Doğru. Çok da doğaldır, yapmacık değildir o hareketleri. Günlük hayatında da öyledir. Biliyorum ben çok sohbet ettim evet. Kendisiyle. Aynı. Birebir yani sen bugün, tanıyorsan şahsını. Bu ilk ben reklam tanıyorum. Filmi olduğu için bu rakamdır. Tanıyor musun sen Gamze? Evet tanıyorum. İkincisinde, üçüncüsünde rakamlar artar Nur için. Çok da despottur böyle. Hayır dedim bir daha önüne neler yağarsan ye. Umudu yapmıyor. Mu bugüne dek? Yani bir reklam yüzü oldu reklam mu? Yüzü hatırlıyor değil. Musunuz? Yok reklam yok. Zaten bu İş sene olarak. Bir, bu sene bir yok, şey bugüne oldu. Denk ondan önce de bir jüri üyesiydi ama bir yarışmada evet. Ya. Olmadı. Jüri üyeliği yaptı. Evet, ama bir süre devam etti orada da yani. Öyle miydi? Hmm. Ekranlarda göründü. Ekranlarda jüri üyeliği yaptı. Galiba. Bir sorun oldu ve gittiydi oradan. Ama bir süre yaptıktan sonra jüri üyeliği ondan sonra gitti. Evet. Reklam peki. Olarak ilk. Jüri i̇lk.